Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Microsoft Office 2016 programında sayfa kilitleme, hücre kilitleme, tek tek hücreleri kilitleme nasıl yapıyoruz? Bilgileri girdim zaman kaybetmemek açısından. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aylarımız var ve bu aylara ait değerler var. Harcamalar diyelim fark etmiyor. Şöyle ben bunun bir tanesine en baştakine tıklayıp şöyle sağa doğru seçtiğim zaman şöyle fazla gittik. Daha sonra burada otomatik toplam dediğimiz zaman buradaki değerleri buraya topluyor demiştik. Yine aşağıya doğru da şöyle tıklayıp artı olunca aşağıya indirdiğimiz zaman buradaki toplamları otomatik olarak buraya alıyoruz. Bunu daha önceki anlatımımda yapmıştım. Tekrardan girmeyeceğim. Şimdi biz sayfa korumayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunun tabii birkaç yolu var. Şurada sayfa üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra sayfayı koru diyoruz. Burada sayfayı korumakla ilgili bize bazı seçenekler sunuyor. Bunlar bizim hangisini biz aktif yapmak istiyorsak onları seçerek o işlemleri yapabiliyoruz. Mesela ben parola 123 diyorum kolay olsun diye. Tekrar girin diyor. Yine 123 dedikten sonra bu sayfayı ben koruma altına aldım. Peki neler yapabilirim burada? Şimdi herhangi bir hücreye tıklıyorum. Üzerinde değişiklik yapmaya kalktığım zaman arkadaşlar değiştirmeye çalıştığınız hücre ya da grafik korumalı bir sayfada değişiklik yapmak için sayfanın korumasını kaldırın, parola girmeniz istenebilir diyor. Bu tabi bizim harici insanların vazifesi olmayanların daha doğrusu böyle bizim bilgilerimizi karıştırmasına, bozmasına müsaade etmemek için konulmuş bir ayar arkadaşlar. Şimdi biz burada tekrardan ben sağ tıklayıp buradan yapabildiğim gibi şuradan biçimin altından şurada sayfa korumasını kaldır dediğim zaman yine benden parolamı istiyor. 1, 2, 3'ü giriyorum. Tamam dedikten sonra burada ben gerekli değişiklikleri yapabiliyorum arkadaşlar. Peki şimdi sayfayı koruyoruz ama ben istiyorum ki bazı hücreleri koruyayım. Yani hepsi bana lazım değil. Örneğin ben toplama müdahale edilmesini istemiyorum ama diğer yerlerdeki değerlerin girilmesini istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada köşedeki hücremize tıkladıktan sonra klavyemizin sol altında bulunan CTRL yazılı olan kontrol tuşuna basıp A'ya basıyoruz. Tamamını seçiyoruz. Daha sonra sağ tıklıyoruz buradayken sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendir diyoruz. Üste bulunan sekmelerden korumaya gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kilitli diyoruz. Kilidi kaldırıyoruz. Evet, şu anda kilit kaldırıldı. Hiçbir koruma yok. Şimdi arkadaşlar diyelim ki biz burada şu sütunu korumak istiyoruz. Şöyle korumak istiyoruz. Burada tekrar sağ tıklamak suretiyle sadece burada buna dikkat ediyoruz. Hücreleri biçimlendir diyoruz. Aynı şekilde korumaya gidiyoruz ve kilitli diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi yine aynı şekilde tabi burada şu var. Hücreleri koruma kilitli dediğimiz zaman dikkat ediyorsanız parola istemedi bizden. Yani bu halen açık birilerine. O yüzden biz hücre korumayı sayfa korumanın da altında destekleyeceğiz. Bunu yapmak için de yine sayfanın üzerine gelip sağ tıklayıp sayfayı koru dediğimiz zaman yine burada bize yapmamız gereken işlemleri yani izin vereceğimiz kutucukları burada işaretlememizi sağlıyor. Buradan onları biz işaretledikten sonra mesela satır eklemesine izin verebilirim. Örnek veriyorum. Sütun silmesine izin verebilirim. Her onayladığım kutu bir sonraki kişinin buradaki yapacağı değişiklikleri belirliyor. Buraya ben yine şifre olarak 1, 2, 3 giriyorum. Tamam diyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3'ü tekrar ediyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakıyorum. Şimdi ben buraya 23 girmişim. Bunu istiyorum ki 15 olsun. Değiştirdim. Bu arada bu değer değişiyor. Örneğin ben Şubat'ta 604 burası. Şubat'ı ben 36'ymış 100 yaptım. 668 oldu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Ama ben ne zaman ki şurada herhangi bir işlem yapmaya kalktığımda
hemen uyarımızı verecek. Yani bunu biz böyle sıralı sütunda yapabildiğimiz gibi arkadaşlar, örneğin ben şu hücreyi seçtim. Daha sonra CTRL'e yazılı olan kontrol tuşuna bastım. Bunu seçtim. Sonra bunu seçtim. Bunu seçtim. Bu şekilde karışık bir şekilde seçmek suretiyle de hangi hücrelere müdahale edilmesini istemiyorsak oralara kilit koyuyoruz ve izin vermiyoruz. ProDersler kanalımda Microsoft Office 2016 ile hücrelere kilit koyma, sayfayı koruma nasıl yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinizi esirgemez, abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.